Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Python'daki veri tipliğinden listeleri öğreneceğiz. Hemen başlığımızı atalım. Listeler. Listeler verileri kısa süreli depolamanızı sağlayabilir. Bir program çalıştırdığınızda bitene kadar verileri depolamanızı sağlayabilir ya da daha düzenli toplamanızı sağlayabilir ya da bundan önceki derslerde bir TYT soru yazmıştık. Onları bir listeye kaydedebiliriz ya da bu döngüleri öğrendiğimizde kullanıcıdan sürekli veri alacağız. Bu verileri sürekli listelere kaydedebiliriz. Yani kullanışlı bir veri tipi, bayağı bir kullanışlı aslında ama metodlarından bazılarını anlatacağım. Yani en çok kullanılanları anlatacağım. İnternetten ilk derslerde gösterdiğim dokümanlardan da bakıp böyle garip garip şeylere de bakabilirsiniz. Metodlara falan filan bakabilirsiniz. Her neyse ben direkt başlıyorum. Liste eşittir diyorum. Bir tane köşeli parantez bırakıyorum. Bu liste tanımlaması. Bu bizim liste dediğimiz şey aslında bir liste. Hemen bakalım. Print type liste. Hemen çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi class list, yani bunun listenin class'ı, yani sınıfı listmiş. Bu class kafanızı karıştırmasın. Bunu nesne tabanlı programlamada anlatacağım. Sadece siz şuradaki liste gördüğünüzde bunun bir liste olduğunu anlayın. Yeter. Tamam. Şimdi sonra bunu hemen yorum satırına alıyorum ve örneklerimizle başlayalım. Hemen renkler olsun. Bir tane mavi, yeşil ve sarı. Bu ne demek? Yani buradan ne anlıyoruz? Listelerimiz içinde stringler barındırabilir ve bunları virgülle ayırıyoruz. Daha sonra büyük sayılar diyelim. Büyük sayılar. Bu da böyle elimle rastgele sayılara basıyorum şu an. İçinde böyle şey de bulunabilir. Yani float da bulunabilir. Şöyle nokta deyip şey de bırakabiliriz. Bu şekilde integer olsun, float olsun sayılar bulunabilir. Yani bu listelerin içinde istediğiniz veri tiplerini tutabilirsiniz. Bunlara bir de rakamlar diyeyim. Bu da rakamlarda da başka metotları göreceğiz. Daha iyi anlaşılması için rakamlardan gidelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Ekrana bu 5'i yazdırmak istiyorum. Ama rakamlar bunun içinde, hani rakı direkt ekranın 5 olduğunu biliriz. Peki hani burada başka bir şeyler olsun ve biz 5. eleman ulaşmak istiyoruz. 5. indeksi, yani 4'e 0, 1, 2, 3, 4. pardon 0, 1, 2, 3, 4, aynen. 4. indekse bir şekilde ulaşmak isteyelim. Nasıl ulaşırız? Hemen print deriz. Rakamlar deriz ve köşeli parantez içinde 4 deriz. Bu ne demek biliyor musunuz? Rakamlar listesinin 4. indeksini ekrana yazır demek. 0, 1, 2, 3, 4. Tamam. Bu 4. indeksi al demek. Bu printle de yazdırdık. Tamam. Bunu yorum satırına alıyorum. Kafamız karışmasın. Daha sonra. Bu sefer ne yapmak istiyorum? Ben 3'ten 7'ye kadar yazdırmak istiyorum. Print rakamlar. Bu sefer ne yapıyorum? 3'ten 7'ye kadar. 0, 1, 2, 3. 3'ten 7'ye kadar. 3'ü yazdım. 1, 2, yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar. Şimdi böyle bir şey yaparsam bu çalışır mı? Bu ne demek? Aradaki şeyleri al demek. Bir nevi öyle kafanıza kodlayabilirsiniz. Peki bu çalışır mı? Bu doğru çalışır mı? Bakalım. 7'yi almamış. Neden 7'yi almamış? Çünkü bu sağdaki dahil değil demek. Yani burada 7'ye kadar almak istiyorsak buraya 8 yazmalıyız. Burada bu inceliğe dikkat edin. Burada da 3, 2 nokta üstü 8 diyerek 3, 4, 5, 6, 7'yi aldık. 8'i almadık. Dikkat. 3 ile 3. ile 8. indeks arasını al ama 8 dahil değil. 3 dahil. Tamam. Bu da böyle bir şey aklınızda bulunsun. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Print. Aynı şekilde burada şu 3'ü yazmayabilirdik. Direkt 8'i yazardık. Burada baştan 8'e doğru alacaktı. Bunu deneyebilirsiniz şu an. Ona girmeyeceğim ben. Yani aynısı, tıpkısının aynısı. Print diyeceğim. Şöyle diyeceğim. 2'den 9'a kadar al ama ikişer ikişer atlayarak al. Bu en sağa yazdığımızda ikişer ikişer atlayarak demek. Aha, bunu direkt ezbere yazdık değil mi?
Rakamlar şöyle. İkinci indeksen 9. indekse kadar 9 dahil değil. Yani şurasını aldı ve ikişer ikişer atlayarak yazdı. 2 yazdı, 3 yazmadı, 4 yazdı, 5 yazmadı, 6 yazdı, 7 yazmadı, 8 yazdı. 9 zaten burada yok. Bunun dahil olmadığını söylemiştik. Bu da bu şekilde. En sağdaki yazdığımız kaçar kaçar alacağımızı gösterir. Tamam. Bunu da yaptık. Başka neyim var? Hemen şöyle bir düşüneyim. Unutmayayım. Notlarıma bakayım. Bunların eksilisi var. Bunun eksilisini nasıl yazarız? Yani ne anlama gelir? Hemen bakalım. Direkt eksi 5 diyorum. 2 nokta üst üste bırakıyorum. Direkt örnek üzerinden bakalım. Kafamız karışmasın. Bu da bu çok şey oldu. 3 yazayım. Eksi indeks numarasından böyle sağdan saymaya başlayacak. Normalde 0, 1, 2, 3 diye gidiyorduk. Burada direkt 0, 1, 2, 3 dedi. Burada sağdan saydığı için bunu dahil etmedi. Böyle kodlayabilirsiniz ya da sağdan sayınca direkt 1, 2, 3 diye sayıyor diye de kafanıza kodlayabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi eksilden itibaren aldı. Bu şekilde. Buraya başka şeyler de yazabiliriz. Mesela bu 7'den sağa doğru al dedik. 7'den 8'e kadar al diyebiliriz. Yani burada eksi 3 dediğimiz şey aslında 7. 8 dahil değil. Burada sadece 7 ekrana yazdırdık. Buraya eksi 3 değil de şöyle bir eksi 6 yazar, 6 yazsaydık daha güzel görürdük. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4'ten 8'e kadar al. 8 dahil değil 7. Yani bunu ekrana bu şekilde yazdırdık. Hemen şöyle yazalım. Eğer eksili ise sağdan saymaya 0 yok. Başla diye kafamıza kodlayabiliriz. Daha sonra ne yapabiliriz? Listelerle. Listelere bir şey ekleyebiliriz. Listelere eleman ekleme. Çok basit hemen rakamlarımıza, yani büyük sayılarımıza değil, renklerimize yeni bir renk ekleyelim. Çok basit. Renkler nokta append diyoruz. Ekleme metodumuz append mor. Hemen buna bir moru ekleyelim. Eklemiş miyiz? Bir kontrol ederim. Print renkler diyelim. Gördüğünüz gibi mor eklendi. Bu append metodu bu şekilde hızlıca geçeceğim çünkü bunlar basit. Listelerden eleman çıkarma. Yine renklerle uğraşalım. Renkler nokta pop dersem, şöyle pop metodunu kullanırsam en sondaki eleman çıkartır. Şimdi ben buna moru eklemiştim. Bir de burada bunu şey ekleyeyim. Renkler nokta append turkuaz. Şimdi mavi, yeşil, sarı, mor ve turkuaz oldu. Şimdi ben bu renkler nokta pop dedim. Bu en ne olacak? En son eklediğimi çıkaracak. Unutmayın. Bu içine bir şey almazsa en son eklediğimi çıkartır. Yani listenin en sağındaki eleman çıkartır. Bu buradan turkuazı çıkardı. Burada eklendi. Burada çıktı. Sonra ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Bu pop yerine 2 yazacağım. Bu 2 neyi çıkaracak? Hemen yeşil demeyin. 0, 1, 2. Bu sarıyı çıkaracak. Hemen bakalım. Burada pop'u yukarıda yazma pop yazıp boşluk yani içine bir şey yazmadan pop yazmadığımız için turkuaz çıkmadı. Şu an listemizde şurayı görmeyin. Hatta şuraya şöyle kopyalayayım. Şu an listemizde ne var? Mavi, yeşil, sarı, mor, turkuaz var. Ben buraya bunları ekleyerek ne yapıyorum? İkinci indeksi. Yani mavi, yeşil, sarıyı çıkartıyorum ve renkleri yazdırıyorum. İkinci indeks çıktı. Pop metoduyla bu şekilde çıkartabiliyoruz. Daha sonra ne yapabiliriz? Sort metodumuz var. Listeleri sıralama. Hemen şöyle sayılar diyorum. Sayılar 1 diyorum. Yukarıdaki de karışmasın. 1, 35, 34. Şöyle bunu yazayım. Biraz eksili sayı yazayım. 0 yazayım. Hatta birden fazla 0 yazayım. Ne olacak görelim. Sonra eksi bilmem kaç yazıyorum. Eksi bilmem kaç yazıyorum. 4.5 olsun. 0.1 olsun. Eksi 0. 0.0002 olsun ve ben bunları sıralamak isteyeyim. Nasıl sıralarım? Sayılar 1. sort derim. Ve sonra pardon.
sayılar bir ekrana yazdırırım. Pardon. File yemi şeyleri. Print sayılar 1 derim. Şunu da yorum satırını alayım, kafamız karışmasın. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi en küçükten en büyüğe doğru gitti. Şurada -2e05 demiş. Bu sayı temsil ediyor. 10 üzeri bilmem kaçtan gidiyor. 2 çarpı 10 üzeri -5. E üzeri -0,5, 10 üzeri 5 demek. -2 çarpı işte. Kafanız karışmasın ve bu şekilde sıraladık. A bir sürü sıfır olunca bunlar da rastgele yan yana ekledi. Bakayım şöyle bir şey unuttuk mu? Bir de son olarak listelerin elemanı değiştirmek var. O da hemen yapalım. Şöyle liste elemanı değiştirmek. Hemen renklerimizi biz bir ekrana yazdıralım. Neler varmış en son bir hatırlayalım. Mavi, yeşil, mor, turkuazlar. Ben yeşil yerine ne yapmak istiyorum biliyor musun? Koyu yeşil yazdırmak istiyorum artık. Nasıl yaparım? Yeşil bizim kaçıncı elemanımız? 0, 1. Birinci indeksimiz. Nasıl yapıyoruz? Renkler. Renklerin kaçıncı indeksi? Birinci indeksi. 0, birinci indeksi artık. Yeşil değil de hadi açık yeşil de yazmayayım. Şöyle kocaman harflerle kırmızı yazayım. Kırmızı olsun diyorum. Sonra tekrar şöyle bir print. Renkler yapıyorum. Bunu çalıştırıyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi böyleydi. Yeşillerin artık kırmızı yazdırdık. Bu kadar. Anlatmadığım yani Python'da olan anlatmadığım bir sürü metot var. Çünkü hepsini anlatmam imkansız. Python'daki hemen hemen her şeyde öyle. Her şeyin anlatılması imkansız. Biraz kendiniz araştırmanız lazım. Hatta şu an mesela açın listelere bakın demiyorum ama kendiniz bir program falan filan yazıyorken aklınıza bir şey geldiğinde mesela listelerle ilgili diyorsunuz yani şu olsa daha güzel olurdu diyorsanız ya da aklınıza çok kolay bir yol geldiyse önce araştırmanızı öneririm. Genelde o metodlar oluyor çünkü bayağı bir düşünülerek yapılmış bir dil Python. Kullanıcı dostu diyebiliriz bu şekilde. Her neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.